çalışıyor. Evet, gördüğümüz ilerleyen dakikalarda tabii bir de bu boyutunu konuşacağız. Yani eğer böyle olursa ittifak ne olur konuşacağız. Sayın Afşin Hatipoğlu, hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Siz birebir davayı takip ettiniz. Elbette size döneceğim birazdan. Öncesinde Salim Şen'e söz vermek istiyorum. Siz de yayın öncesi de konuştuk. Bazı belgeleri de inceledik. Sizin görüşünüz nedir? Yani ısrarlı bir şekilde bunu bir adi davaya çevirme çabası var. Yani siyaseten uzaklaştırıp bir adi vaka gibi gösterme çabası var. Onun da rahatlığı var Sayın Onur Alp Yılmaz'ın söylediği gibi sanıkların ifadelerinde. Siz nasıl değerlendirdiniz? Yani hakikaten şimdiki bir savunmalara baktığımızda çok organize bir şekilde sanıkların bir söz birliği edercesine aslında tek bir akıldan üretilmiş bir senaryoyu uygulamaya koyduklarını görüyoruz. Adeta bir yalan rüzgarı dizisi, o eskiler biraz hatırlar. Bir yalan rüzgarı dizisi şu anda gösterimde. Şimdi müthiş bir karartma politikası uygulanıyor. Baktığımızda aslında bugüne kadarki aşamada, yani davanın açılmasına kadar gelen süreç zaten yeterince sorgulanmamış, yeterince araştırılmamış. Dediğiniz gibi cinayetin nedeninin bile yazılı olmadığı bir iddianame ile bugüne gelmiş durumdayız. Ve çok net yani ifadelere rağmen, evet, Ayşe Ateş'in yani mesela biz hala bu cinayetin niçin işlendiğini, niçin Sinan Ateş'in öldürüldüğünü İddianameden görmüyoruz. Hem sanıkların başkalarıyla olan, yani gizli azmettiricileriyle olan ilişkilerinin, onlardan aldıkları talimatların her ne ise ve o ilişki ağlarının iddianameye yansıtılmadığını, bazı bulguların, bazı delillerin ele geçirilip dosyaya konmuş olmasına rağmen o bağlantıların iddianamede dile getirilmediğinin, örneğin işte Ülke Ocakları tarafından kullanılan MHP'ye kayıtlı o meşhur aracın, ki bugün sanıklardan birisi o aracı kullandığını itiraf etti. Aracında MHP'ye kayıtlı Ülke Ocakları tarafından kullanılan bir araç olduğunu, o gün olay günü o araç ile işte hareket ederek Bolu'ya gittiklerini vesaire itiraf et. Ama o kanıt dosyada olmasına rağmen biz iddianamede o araç üzerinden kurulacak bağlantıları da görmüyoruz. Şimdi o kadar, geçen haftaki programda da söylemiştim, o kadar aleni, o kadar açık ki işlenen cinayet, sokakta sıradan bir insana çevirip sorun, size bütün detaylarını anlatsın. Yani şimdi öyle bir planlanarak işlenmiş, İstanbul'dan başlanmış, orada efendim işte MHP İstanbul il yöneticisi bir kişi tarafından bu şahıs, yani azmettiren Doğukan Çep denilen kriminal torbacı bulunmuş, onun üzerinden bir tetikçi ayarlanmış, o kişiler, tetikçiler, yine o MHP yetkililerinin, o il yöneticisinin de içinde bulunduğu bir organizasyon tarafından iki polis eskortu ile eskortlanarak İstanbul'dan Ankara'ya getirilmiş, olay yeri keşifleri yapılmış, 9-10 ay öncesinden yine o MHP'li yetkililer, o görevli şahsiyetler tarafından Sinan Ateş'in adres ve konum bilgileri ele geçirilmeye çalışılmış, ele geçirilmiş. Ya bütün bunlar yapılmış, olay organize edilmiş. Olaydan sonra tetikçi olay yerinden kaçırılmış, İstanbul'a kadar götürülmüş. Her şey ayarlanmış. Sonra bütün bu işleri organize eden, azmettiren şahsiyet bir MHP milletvekilinin evinde yakalanmış. Ama buna ilişkin tutanak da ortadan kaldırılmış. O tutanak yok edilmiş. Daha soruşturma aşamasında deliller, bir kısım deliller karartılmaya ve kaybedilmeye başlanmış. Şimdi o aşama geçtikten sonra, yani biz yine de dosyaya girmiş belgelerle, bilgilerle, bulgularla ve delillerle olayın nasıl olduğunu aslında çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın görüntülerde de çok açık.
Sinan Ateş ve yanındaki iki şahsın aracın yanına doğru geldiği sırada, evet. Bakın tam geldiği sırada karşıdan, evet, tetikçinin Sinan Ateş'e doğrudan başının üstünden doğru ateş ettiği, bunun üzerine Sinan'ın yanındaki iki arkadaşının sağa sola kaçtıkları, çok net bir şekilde tetikçi tarafından vurulduğu da görülüyor. Ama birdenbire bir el devreye giriyor, bir akıl devreye giriyor. Sanki bu sanıklara bir söz verilmişçesine, ya bunu en az hasarla atlatacağız, merak etmeyin ama bu haliyle kalsın. Evet. Daha fazla bu yayılmasın, dışarıya taşmasın. Yeter ki siz şu ifadelerde bulunun diye bütün sanıklar cezaevi koşullarında birbirleriyle irtibatlı olmaları mümkün olmamasına rağmen nasıl oluyorsa aynı ifadeleri veriyorlar. Veriyorlar. Bir evet. ağızdan çıkma ifadeler. Şimdi bütün amaç bu cinayetin MHP ve ülke ocaklarında bulunan görevli her ne ise bir takım olası olarak suça bulaşmış olma ihtimalleri kuvvetle muhtemel olan kişilere sirayet etmesi, bunun boyutunun büyümesi ve gerçek faillerin ya da azmettiricilerin ortaya çıkmasının önlenmesi için bütün sanıklar hiç akla zarar, mantık dışı izahatlarda bulunarak adeta orayı provoke ediyorlar, evet. dosyayı. Ne diyor? Efendim ben aslında işte ayaklarını ateş ettim. Ben aslında vurmadım, ben öldürmedim. Yanındaki kişiler öldürdü. Şimdi... Onlardan çıktı. Burası çok önemli yalnız. Yanındaki kişiler öldürdü. Onların silahından çıkmış bir mermi öldürmüş. Öldür. Zaten Sinan Ateş öldü dediler. Ben niye öldüreyim? Ben ayağını ateş ettim. E peki bu cinayeti niye işledim? Efendim ben işte kendisinden bir alacağımız vardı. O alacağımızı alamadığımız için korkutmak amacıyla bunu yapalım dedik. Ne alacağıydı? Bir de öyle bir alacak yaratarak Sinan Ateş'i bir dosyanın Yargıtay'da takipçisi durumuna düşürdü. Tabii tamamen amaç o zaten. Suikasti de evet. ilave edilerek iyice rayından çıkartmaya çalışıyorlar. Fakat bakın burada tehlikeli olan şu. Sanıklar bunları yapabilir. Sanıklar ifadelerinde her türlü çelişkiyi, her türlü yalanı, her türlü manipülasyonu yapabilirler. Bu savunmanın bir hakkıdır. Çünkü hakim zaten onların ikrarlarıyla, anlatımlarıyla bağlı değildir. Dosya diğer delillerle karara gidilir. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bunun dışında, sanıkların dışında organize bir aklın, organize bir uygulama ile tam da sanıkların anlattığı biçimde olayı saptırmak, bu failleri ve faillerin arkasında ilişkileri saklamak için bir kamuoyunda algı yaratmaya çalışmaları. Muhalif görünen, bakın muhalif görünen ve kamuoyunda bu şekilde algılanan bir internet sitesi bir yalan habere imza atarak tam da tetikçi Eray'ın ifadesinde, sorgusunda söylediği gibi Sinan Ateş'i vuran merminin tetikçinin silahından değil, Sinan Ateş'in yanındaki Ahmet Kekeç. Kekiç miydi soyadı? Keçik. Keçik. Evet. Ahmet Keçik'in tabancasından çıktığını söyleyecek kadar yani akıllarını yitirdiler evet. diyeyim. Şimdi halbuki yani dosyanın hiçbir yerinde bu internet sitesinin adını da verelim. Oda TV Oda söyleyebiliriz TV. Tabii ki. Oda TV yani şöyle bir habere imza attı. Arkadaşlarımız da vardı sanıyorum. Afşin Hatipoğlu da bunun üzerine yorum yapar. Daha sağlıklı ilerleriz. Bakın Oda TV'nin haberi. Sinan Ateş davası Oda TV iddianameyi didik didik taradı. Gözden kaçan mermi çekirdeği okumadan yazanlara bilgiler. Yani bizlere veriyor. Biz dosyayı okuduk halbuki. Diyor ki Oda TV Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava dosyasına ulaştı. Bakın bundan sonrası. Dosyada tetikçi Eray Özyağcı'nın Ateş'in bacaklarına hedef aldığı ifade edildi. Ateş'in kafasına isabet eden merminin ise maktulün arkadaşlarından birinin tabancasından çıktığı kaydedildi. Bu manipülatif bir haber.
Ki aşağıda dosyada buna ilişkin belge bulgu olduğundan da bahsediyor. Bu dosyanın ben incelediğim hiçbir yerinde böyle bir bilgi, böyle bir bulgu, böyle bir belge yok. Oda TV eğer bu haberinin arkasındaysa o belgeyi yayınlasın. O belgeyi yayınlasın görelim. Dosyada bir tek belge var. Bir tek belge var. O da kriminal raporu ve otopsi raporu. O raporda çok net bir şekilde, çok net bir şekilde Sinan Ateş'in vücudundan çıkan 5 adet merminin Sinan Ateş'in yanında arkadaşı olan bu iki kişinin daha sonra ateş ettikleri, yani faile doğru ateş ettikleri silahtan çıkmadığına dair. Evet, o raporda yani var. Yani Sinan Ateş'i vücuduna giren 5 adet merminin her ikisinin silahından değil, tetikçinin silahından çıktığına ilişkin rapor var. Evet. Şimdi Afşin Atipoğlu'na dönmek istiyorum. Başından sonuna kadar takip ediyor. Bu süreçte de hem bizim hem de diğer program arkadaşlarımızın yayınlarına katılıp değerli bilgilerini aktarıyor. Onun için baştan